Merhaba arkadaşlar ben İskeletor. Geri döndüm ve Himen şu anda çıldırıyor. Yeni videomuza hoş geldiniz. Şimdiden tam seferberlik istiyorum. Beğenip yorum atmayı unutmayın. İyi seyirler dilerim. Yıl başında halkımız daha önce kulüplerde cuppa cuppa yapmadan önce oturup dans sözü bekler ve ülkece göz banyosu yapardık. Şimdi ise kulüplerde zıplayarak eğlenenler bir yanda bir yanda ise Taksim'de yılbaşı coşkusu ile tacizle baş başa kalanlar bir yanda. Şimdiden halkımıza sakin olmalarını ve kimsenin özel alanlarına müdahale etmemelerini temenni ediyorum. Gelelim biraz da evde yılbaşını geçirenlere. Çerez olmazsa olmazımızdır yılbaşında. Size tavsiyem çerezciden veya bakkaldan alın. Çünkü paket çerezler çok pahalıya geliyor artık. Ve yılbaşının sultanı olan tombala da olmazsa olmazdır. Eksik taşların kavga çıkardığı ve sayılar üzerine çekirdek konularak efsane para kasılan bu oyuna saygılarımızı gösterdikten sonra sonra kafalarımıza kukuleta takıp ağzımıza düdük aldıktan sonra çılgın hareketler ile piyango biletlerimizi kolluyor ve bu sene de her sene olduğu gibi büyük ikramiyenin bize çıkarsa neler alacağımız, neler yapacağımızı planlıyor. Tabii ki de bir amortiden ileri gidemiyoruz. O bile bizim gibi garibanları sevindirmeye yetiyor. İyi iyi en azından paramızı geri aldık ile kendimizi teselli edip hayal kırıklığı ve üzgünlük ile hayatımıza devam ediyoruz. Ama PTT geleneğini hiç bırakmıyoruz. PTT bir zamanların yılbaşı mottosu olan pijama terlik televizyon anlamına gelmektedir. İnk ve Mayaların kullandığı bu gizemli söz bizlere kadar ulaşmış ve bağımlılık yapma gibi mistik bir yüce sahiptir. Bu aynı alışanlar dışarı çıkmaya ne gerek var boşa masraf diyen tayfamızdır. Eski dans söz geleneğinin çok güzel hareketler bunlar ile devam ettiği şimdi ise yerini o ses Türkiye'ye bıraktığı yılbaşı gecelerinde genelde hayaller yılbaşı ağacı altında hediyeler açmak ve özel soslar ile marine edilmiş bir hindi yemek olsa da bizler Noel dayının yılbaşı soframda lahmacun ayran çok hariz matiyim tüm kızlar hayran hey Motosunu yaşam biçimi haline getirmiş ve yılbaşlarının özel yemeğini lahmacun olarak ilan etmişizdir. Yılbaşı günü haberlerde Avusturya bizden 7 saat önce girdi. Japonya'da muhteşem Hawaii Fişek Show ve Taksim yılbaşına hazır gibi haberlerle karşılaşırız. Ama bunu hiç takmayıp elimize 1725 tarihli kırmızı şarabımızı alıp kırmızı donlarımızı giydikten sonra üzerimizde Nuri Alço'nun üniforması olan röfte giyip ufuklara bakarak hayaller kurarız. Ve hayal kuran bazı kardeşlerimiz de hayallerinin boşa çıkacağını Noel Baba'nın gelip hediye bırakacağını sansalar Noel Baba ya o sırada sokakta dayak yiyordur ya da evinizde şömine olmadığı için bacadan gelip hediyenizi bırakamamıştır. Ama üzülmeyin. Az önce de bahsettiğim Noel dayı izleyerek nasıl Alfa Olnur'un yollarını öğrenebilirsiniz. Siz evinizde oturup gelecek planları yaparken bir yandan hangi sanatçı Kıbrıs'ta 200 bine sahneye çıkıyor haberini görürüz ve boşuna yaşıyoruz cümlelerini kafamızda kurar siktir lan! deyip yılbaşı özel Victoria Secret defilesini izlerken aklımıza bir soru gelir hemen hemen din adamlarına bağlanıp yılbaşı kutlamak caiz midir sorusunu yöneltiriz. Bakın arkadaşlar bu yabancı geleneği olsun olmasın bir salın. Sadece bir değişiklik olsun biraz yüzümüz gülsün keyfimiz yerine gelsin diye bunları yapıyoruz. Yılda bir kere eğlenebiliyoruz ancak onda da girip silahla barları tarıyorlar. Anlayacağınız kimseyi takmayın eğlenmeye bakın. Son olarak Nimet ablada piyango sırasına girenlerden o gece görevde olduğu için eğlenemeyen belediye işçileri, polisler, taksici abiler ve unuttuğum herkese kolaylıklar dilerim. Son olarak da derler ya yılbaşına nasıl girersek öyle geçer diye. Yılbaşına tuvalette girdik herhalde ülkece. Çünkü bu sene bok gibi geçti. Umarım yılbaşında tuvalette olmazsınız. Ve boktan bahsetmişken size bok gibi bir espri yapıp bitireyim. Seneye görüşürüz. <laughs> Vazgeçin oğlum bu espri de komik değil artık. Bırakın salın artık. Bu arada dediğim gibi videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. İskeletor hep yanınızda.